Şimdi mutlaka izleyenler hatırlayacaktır. 22 yaşındaki Kübra Ekin 3 haftadır kayıp haberini ekrana getirmiştir. Ekmek almaya giderken giydiği kıyafet yüzünden saldırıya uğradığını söyledikten bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Kaçtı mı, kaçırıldı mı sorularının yanıtı aranırken herkesi tersi yatıran bir bilgi ortaya çıktı. Ne o biliyor musunuz? Polis Kübra'yı ailesine teslim etmek için değil, bir cinayetin sanığı olduğu için arıyormuş. Karakola gitmiş, başvurmuş, dedi 22 yaşındadır. Belki bir yere kaçmış geliyor. Ondan sonra birkaç defa gittin karakola. Hiçbir yerde haber yok, bir iz, bir mesaj, telefonu kapalı. Diyor ya biri tutmuş ya da ölmüş. Bu iki şeyi düşünüyorum yani inşallah Allah etmez. Ekmek almaya giderken giydiği kıyafet yüzünden saldırıya uğramış, o olaydan sonra sırra kadem basmıştı Kübra Ekin. Annesi hayatından endişe ediyordu. Çok istiyor onun olmasını, üstünde dursun, nerededir, ölüdür, kalidir ben istiyorum. 22 yaşındaki Kübra Ekin'in adının karıştığı bir cinayet yüzünden de arandığı ortaya çıktı. Diyarbakır Bismillî bir ay önce 26 yaşındaki Mehmet Berat Karnarslan'ın cansız bedeni bulundu. Öldürülüp cesedi yakılmıştı. Korkunç cinayetle ilgili 14 şüpheli tespit edildi, 11'i yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheliden birinin öldürüldüğünü, diğerinin de yurt dışına kaçtığı belirlendi. Hala yakalanamayan son şüpheli ise kamuoyunun tanıdığı bir isimdi. Ekmek almaya giderken giydiği kıyafet yüzünden saldırıya uğrayan Kübra Ekin. Ekmek almaya indim. Yolda sarıklı, sakallı, siyah şalvarlı, siyah gömlekli bir adam. Hani dalmışım telefonu, bir anda yumruk yedim. Ondan sonra benim saçıma şöyle bir yapıştı, kendimi korumaya çalıştım. Neredeyse bir aydır kayıp olan Kübra'nın Kanarsan cinayetinin asli şüphelilerden biriyle 9 Kasım'da pasaport müracaatı yaptığı ortaya çıktı. Ekin en son Hazro ilçesinde görüldü. İki şüphelinin yurt dışına kaçma ihtimaline karşı sınır kapıları uyarıldı. Kızım gel bak, ben hiç iyi değilim, ayakta durmuyorum.